Yolun başındayken programından herkese merhaba. Sevgili izleyiciler, geride bıraktığımız hafta LGS çocuklarımız için sona erdi ama şimdi velilerin LGS'si başladı. Sınava kadar çocuklarımız ter dökmüştü. Şimdi ise artık aileler için ter dökme zamanı geldi. Gerçekten zor çünkü önümüzde henüz sınav sonuçları yok, sıralamalar yok. Somut bir şekilde gözümüzün önünü göremiyoruz ama bir yandan da telaşımız var. Çünkü niye? Çocuklarımız için en doğru okulu bulmaya çalışıyoruz. Okulları araştırıyoruz bir yandan. Şimdi aslında tek bir kriter yok. Çok fazla değişken var bu konuda. O yüzden çocuğumuza en uygun okulu bulmamız gerekiyor. Bazen heba olmasın puan diye çocuklar okullara yönlendiriliyor ama öyle mi bakmak lazım? Şöyle bir dönüp çocuğumuzun kendi özelliklerine, hedeflerine, hayallerine de bakmakta fayda var. Bugün tüm bu sorulara yanıt arayacağız. Çünkü bir yandan da özel okul tercih edecekler, kara kara düşünüyorlar, hesap kitap yapıyorlar evlerde. Hani bu sene göndersek seneye devamı gelir mi? Özel okul ücretleri artıyor. Bütçemize uygun olsun istiyoruz. İstiyoruz aslında, ne istiyoruz? Çocuğumuzu akademik başarısı kadar yarınlara hazırlasın okulumuz bizim. Yabancı dil önemli, hiç değilse bir yabancı dili iyi bir şekilde öğrensin. Özgüveni yüksek olsun, iletişim becerileri güçlü olsun. Sadece akademik başarı yetmez, sportif alanlarda sanatsal becerilerini geliştiren bir okul olsun. Tüm bunları bir araya koyduğumuzda, tabii söylediğim gibi bütçe meselesi de çok önemli. Ailenin koşullarını göz önünde bulundurarak, çocuğumuzun yapısal özelliklerine bakarak birleştirip en anlamlı, en doğru seçimi yapmaya çalışıyoruz ve bu konuda çok yetkin bir isimle özel okul seçerken hangi kriterlere dikkat etmeliyiz? Bu soruya yanıt arayacağız. Birazdan karşınızdayız. Evet, TÖDER Başkanı bugün bizimle birlikte, tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Şimdi İbrahim Hocam, zorlu bir dönemde bir aradayız. Niye? LGS geçen hafta bitti. Önümüzde YKS var. Haziran ayı demek bizim için heyecan demektir, değil mi? Sınav ayı, evet. Sınav ayıdır. Böyle eğitim takviminin en yoğun olduğu aylardan biridir. Ailelerin de programın açılışında söylediğim gibi hem ekonomik koşullar hem özel okullar zamlar yapıyorlar. Acaba verebilecek miyiz, karşılayabilecek miyiz? Bugün karşılasak yarın sürdürebilecek miyiz? Pek çok soru işareti var. Dolayısıyla buradan başlayalım. Önce şu özel okul ücretlerinden ve bu kaygıyı yaşayan ailelere ne bilgi vermek istersiniz? Özellikle özel okul ücretleri bu sene gerçekten oldukça düşük. Şundan dolayı, biliyorsunuz birçok alanda enflasyon var. Ama özel okulların fiyat artışları sınırlandırıldı. Bu da %36. Yani aslında özel okulların çıktıları oldukça arttığı halde, elektrik gibi, kağıt gibi, işte diğer yemek vesaire masraflar gibi arttı. Maliyetleri arttı ama bizim artışlarımız %36 ile sınırlı. Dolayısıyla memur maaşları, katsayıları vesaire de düşünüldüğü zaman bu artış aslında ailelere çok fazla gelmedi. Nitekim geçen yıla göre özel okullarda kayıtlar daha fazla arttı, yani daha fazla kayıt aldık. Ancak bizim temel problemimiz sağlıklı bir şekilde öğretmenlerimizi de mağdur etmeden bu yılı sonuna götürebilmek. Yani bu anlamda fiyat artışları, enflasyon grafikleri yayınlanıyor zaten. En son Mayıs ayı grafiğinde ben inceledim. %27'lik artış olmuş özel okul ücretlerinde. Ya buna uymak durumunda bütün özel okullar, tabii ki, öyle mi? Tabii ki. Bütün özel okullar geçen yıl ilan etmiş oldukları ücretin özellikle devam eden öğrenciler için ancak en yüksek artış oranı %36 olmak zorunda. Ancak yemek fiyatlarında, tabii yemek ücretlerinde böyle bir sınırlama yok. Orada biraz da yemekteki artışa bağlı olarak, yani gıda maddelerindeki artışa bağlı olarak, aynı şekilde servis ücretleri de biraz daha akaryakıta bağlı. Onu da belediyeler belirliyor. O özel okulların dışındaki bir şey. Bunlar bir yardımcı hizmetler kategorisinde sayıyoruz bunu. Ama şunu çok net olarak ifade edeyim ki veliler müsterih olsunlar. Aslında Türkiye'de
ücret artışı en kontrollü olan şey okullardır. Hmm. Bu yılda böyle, bundan sonraki yıllarda da böyle. Onun için bir tereddüt etmelerine gerek yok. Bazı eğitimcilerin yorumlarına o zaman siz öyle değerlendirmiyorsunuz. Hani tercih tablosunu değiştirebilir bu ekonomik koşullar ve devlet okullarına yığılma olabilir. LGS sonuçları açıklandıktan sonra tercih yaparken diyorlar. Siz tam da böyle düşünmüyorsunuz sanırım. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü ücret artışı, yani servis zaten devlet okulunda da özel okulda da aynı servisi kullanacak. Yemek veriyorsa okul yine aynı şartlar geçerli olacak. Dolayısıyla burada esas mesele eğitim öğretim ücretidir. Biz de aslında bu yılı özel okullar olarak bir fedakarlık yılı ilan ettik. Gerçekten öğretmenlerimize yaptığımız artışlara göre kendi fiyat artışlarımız oldukça düşük. Bu nedenle çok rahat olabilir veliler. Yani bundan sonraki yıllar için de öyle. Yani mesela bu sene tamam hallettim ama gelecek yıllarda ne olacak? Zaten bir formülü var bunun, enflasyona endeksli. Onun da altında kaldı bu sene gördüğünüz gibi. Yani devlet ve özel okul sahipleri çocuklarını özel okullara emanet eden insanların halini gözetiyor. Yani biz yani sadece bu değil, yani birçok alanda gözettiğimizi ben yıllardır gözlemliyorum. Yani. Şimdi bütçe meselesi böyle. Şimdi okul seçerken nelere dikkat etmeli? Bu soruyu zaman zaman her yıl sorarız ama bir pandemi gerçeği yaşadık ki bu krizi nasıl yönetti, nasıl adapte oldu, acaba teknolojik altyapısı nasıldı bu okulun, yeni kriterler eklendi mi? Sizce o deneyim sonrası aileler farklı şeylere de dikkat etmeye başladı mı? Şimdi geçen yıllar içerisinde yaşanan olaylardan sonra tabii ki kriterler değişiyor. Mesela Türkiye'de en önemli kriter çocuğumuzu teslim ettiğimiz okulun felsefesi nedir, eğitim anlayışı nedir? Neden? Çünkü Türkiye'de İşte bilmem ne kadar okul kapatıldı. Tabii. Böyle bir sıkıntı yaşandı. Demek ki birinci mesele aslında velilerin çocuklarını emanet edeceği okulların sahiplerinin, kurucularının aslında bir eğitimci olup olmadığı ve bunların Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine bağlı olup olmadığı, bunu araştırmalar lazım. Bu ön koşulla onlar açıldı diye düşünmek istiyoruz. Kesinlikle ama işte oluyor bu bir yol kazasını işte 2015'te peki yaşadık. Tamam. Bunun ötesinde özellikle okulların akademik kadroları ve yönetim kadroları çok önemlidir. Yani bir okulun fiziki mekanı yalnız başına bir iş yapmaya yetmez. Doğru. Okulda onun içini dolduran öğretmendir. Eğer iyi bir öğretmen kadrosu varsa, deneyimli, her yıl değişmeyen, kalıcı bir öğretmen kadrosu varsa en çok ona dikkat etmeler lazım. Biz bunu sorabiliriz yani, değil mi, okul yönetimine? Kesinlikle. Öğretmenleriniz işte nereden mezun, kaç yıldır sizinle birlikte, bu soruları gayet rahat sorabiliriz. Kesinlikle, yani bence ilk sorulması gereken budur. Yani bazen veliler arasında hani söz konusu oluyor bu. Yani sadece fiziki mekanı ölçü alanlar var. Sadece okul pahalıysa daha iyidir diye düşünen, garip düşünen adamlar var. Evet. Mutfağına vesaire bakan aileler var. Yani tuvaleti, yoğurt organik bu, mi falan. Efendim, bu eğer tuvaleti temizse bu okul iyidir diye sadece bu kriter. Tabii da bir kriterdir ama sadece böyle düşünenler var. İşte öncelikler çok farklı. Onu dedim, açılışta onu anlatmaya çalıştım. Ailelerin öncelikleri, olaya bakışı çok farklı aslında. Ya, tabii ki okulun temiz olması, hijyene dikkat etmesi, fiziki mekanlarının spora, sanata elverişli olması, bunlar da çok önemli faktörler ama birinci faktör değil. Birinci faktör yönetim kadrosu bir, öğretmen kadrosu iki. Buna çok dikkat etmek lazım. Ondan sonra sizin açılışta da belirttiğiniz gibi yabancı dil öğretme şartları, yabancı dil imkanları çok önemli. Spor, sanat aktivitelerine verdiği ağırlık önemli. Yani hani işte bir beden eğitimi dersidir, iş olsun diye çocukların vakit geçirmesi için yapılan bir spor vardır. Bir de gerçekten okulun spor alanında bir takım hedefleri vardır. Ya da sanat alanında ya da edebiyat alanında. Yani bir okul sadece akademisyen yetiştirmez, sadece mühendis yetiştirmez, sadece doktor yetiştirmez. Çok iyi oyuncu da yetiştirir. Evet. Çok iyi yazar da yetiştirir. Yani bunların hepsi aslında bir okuldan beklenen unsurlardır. Yani o ortamı çocuğumuzun karşısına çıkardığında zaten onun, değil mi, yatkınlığı varsa, bir isteği varsa heyecanlanır belki ortamın içinde bulunmakta. Okul o ortamları yaratması gerekiyor. Kesinlikle. Bunun dışında tabii okulun etik değerler kazandırması, öğrenciye etik değerler kazandırması da bana göre çok önemlidir. Yani insan haklarına saygılı, demokrasi bilinci oluşmuş, adaletli, hoşgörülü, tabii, sabırlı, yurttaşlık bilincine sahip. Bilincine sahip,
Cumhuriyet'in temel ilkelerine bağlı. Yani etik değerler ve Cumhuriyet değerlerinin de okulda mutlaka ve mutlaka çocuklara verilmesi lazım. Yani siz iyi bir insan yetiştirmek için sadece iyi bir bilgiyle donatmak yeterli değil. Bunun bilincinde olmalısınız. Yoksa her zaman söylüyorum, bu örnek çok çarpıcıdır. Çok iyi bir bilgisayar mühendisi yetiştirirsiniz ama hacker olur, milletin hesabını boşaltır. Çok iyi bir kimya mühendisi yetiştirirsiniz ama sentetik uyuşturucu yapar. Yani çok iyi bir mühendis yetiştirirsiniz ama depreme dayanıksız ev yapar. Yani burada vicdanını, çocukların vicdanını, gönlünü geliştirecek unsurlara da ihtiyaç var. İşte o etik var. Kısmını o yüzden altını çizmek. Bu çok önemli. Lazım. Yani zaten tabii. Bizim gerçekleştiremediğimiz budur. Yoksa bilgiye erişim çağımızda çok kolaylaştı. Çocuk açtığı zaman en güzel ders anlatan öğretmenlerin İstediği videolarını yerde izleyebiliyor. Buluyor. Her yerde bulabiliyor. Evet, ama evet. Çocuğun yüreğini geliştiren, gönlünü geliştiren, Doğan hocamızın ifadesiyle evet. Gönlünü geliştiren okul olması lazım. Özel olarak da özgüvenini, konuşma kabiliyetini, insanlarla iletişim kurma becerisini geliştiren okul lazım. Yani bunların hepsine birden dikkat etmek lazım. Ya bunu anlatırken hepsi anlatıyor hocam. Biz özgüveni yüksek diyor değil mi? Yani biz özgüveni yüksek, işte dünya meselelerine duyarlı, küresel bakış açısına sahip, işte kodlama diyor, yazılım diyor, bir şekilde bir havalı civalı cümlelerle bizim aslında aklımızı da çeliyor yani bu söylemler var da. İşte aileler sizin söylediğiniz gibi bu gerçekten yapılıyor munun peşine düşsün diyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Eğitimci kim? Kim yapacak bunları? Kim yapacak? Kim ilham yani, verecek onlara? Okulların çıktısına bakmak lazım. Yani buradan mezun olan çocuğun hayattaki durumunu bir incelemek lazım. Bunu incelediğiniz zaman okulu az çok tanımış olursunuz. Ya da bir okul bir yıl öğrenci gittiği zaman bu çocuk hangi değerlere sahipti, neler kazandı bunu görmek mümkün. Yani bir çocuğun bedensel temizliğini, diş fırçalama alışkanlığını, derli toplu bir çocuk olmasını daha anaokulunda gözlemleyebilirsiniz. Okula gittikten sonra bu meziyetleri gelişiyorsa bu okul demek ki bu çocuğa bir şeyler kazandırıyor demektir. Yani burada ailelerin gözlemlemesi son derece önemli diye düşünüyorum ve mezunlarının da genel durumuna bakmak lazım. Yani bir okulun felsefesi önemli. Yani biz bu çocukları yetiştirirken hangi amaçla çocuk yetiştiriyoruz? Nasıl bir insan yetişmesini istiyoruz? Önce insan mı olmalı? Bilgiyle mi donatılmalı? Buna önem sırası çok önemli. Ya şöyle şeyler de dolanıyor işte, hani sınav, daha sınav gerçeğini gözeterek bir eğitim veriyor diyor kimisi. Yani bu hepsinin bir bütünü aslında baktığımızda değil mi, eğitim kurumu. Ama bazılarının bir önceliği farklı oluyor. Bazı ailelerin de öncelikli isteği farklı oluyor. İşte sınav başarısı olsun, şu an ben dışarıdan hallederim sanatını, sporunu. Çok da önemli değil diyor mesela bazı tamam aileler. Tamam da kişilik kazandırmayı nasıl halledecek? Çocuğun bozulan değerlerini nasıl halledecek? Bu çok önemli yani. Bunlar öyle sadece evde halledilecek bir şey değil. Okulla beraber sosyal hareket edilmesi içerisinde. Lazım. Yani burada elbette sınav başarısı bir okulun kriterdir. Okulda derslerin iyi öğretilmesi kriterdir. Ek kaynaklara, ek çalışmalara ihtiyaç duyulmadan okulun isteneni vermesi önemlidir. Ama çocuğun insan olarak yetişmesi bunların hepsinden daha önemlidir. İnsan olmadıktan sonra hiçbir şey olmuyor. Yani. Şimdi birkaç tane hızlıca soru soracağım. Birisi şu, tercih yaparken doğrusu aldığı puana göre tercih yapmak mıdır? Çocuğu gözeterek bakmak mıdır? Yani şunu kastediyorum, bazen çok ufak fark bile olsa aile diyor ki yüksek puan aldığın okulu tercih et, puan heba olmasın. Bu bakış açısına ne diyorsunuz? Yani LGS için konuşuyoruz LGS tabii için. Şu anda. Yani ailenin çocukla ilgili kariyer planlarını dikkate alması lazım. Yani diyelim ki yabancı dille öğretim yapan bir okulda okuttuğu zaman muhtemelen üniversitede de o dili konuşan ülkede eğitim öğretimine devam ettirmek isteyecektir. Dolayısıyla ona göre tercih yapması lazım. Yani YKS başarısı mı ölçü, SAT başarısı mı ölçü ya da işte buna benzer bir takım kriterlerle öğrenci alan Avrupa'daki okullar var, dünyanın çeşitli ülkelerindeki okullar var. Ya da çocuk IB programına mı dahil edilmeli, yoksa ben Türkiye'de kalmasını ve Türkiye'de okumasını istiyorum mu
diyecekti. Çocuğu alalım bir karşımıza evet. soralım. Çocuk diyor ki ben mühendislik okumak istiyorum. Çok istiyorum. Ben yıllardır mühendislik diyorum size diyor. İşte ben Alman lisesi okumak istiyorum diyor. Aile de nereden çıktı Alman lisesi şimdi? Hadi gel şuraya demesin. Onu bir dinlesin diyorsunuz değil mi? Yani, çocuğun yönelimi ve gelecekteki tabii, hedeflerine uygun. Kesinlikle. Çocuğu gözlemlemesi lazım ama o yaş bütün kararların verilebilmesi için henüz yeterli bir yaş. Değil. Hep birlikte, onun için o yüzden. Ailenin mutlaka buna dahil olması lazım. Bakın biz üniversite adaylarına bu nasihatı verirken orada çocuğun kendisini ön plana çıkarıyoruz. Ama burada aileyle birlikte çocuğu değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Çocuk özel okula kaydını yaptırdı. Sonra İstanbul Erkek Lisesi'ne örneğin kaydını yaptırabiliyor mu? Yani özel okuldan devlete kayıt taşıma mümkün mü? Mümkün. Yani şimdi şöyle olacak bu sene. Aslında şöyle alalım meseleyi. Çocuklarımız, LGS'ye girmiş olan çocuklarımızın önlerinde 3 tane seçenek var. Evet. Birincisi devlet okullarından herhangi birini tercih edip girmesi. İkincisi özel okulların herhangi bir taban puan ilan etmeden öğrenci alan, kendi yöntemlerine göre öğrenci alan özel okullar var. Evet. Bunlardan herhangi birini tercih etmesi ya da daha çok yabancı özel okulların yaptığı taban puanı açıklayarak öğrenci alan okullar var. Bunlardan herhangi birini tercih etmesi. Bunlar için süreçler ayrı işleyecek. Evet. En erken başlayan süreç aslında daha çocuklar sınava girmeden özel okulların bir bölümüne öğrenciler kayıt oldular aslında. Evet. Yani birçok okul böyle. Türkiye'deki okulların %80'i böyledir diyebilirim. Geri kalan devlet okulları, fen liseleri, Anadolu liseleri de yine aynı şekilde büyük oranda öğrenci alan okullar. Ama çok az bir miktar da yabancı dille öğretim yapan, işte İngilizce, Almanca, Fransızca öğretim yapan okullar var. Bunların kayıtları için 1 Temmuz'da bir start verilecek. Yani hemen 30 Haziran'da sonuçların açıklanmasından sonra evet, bayram tatili olduğu için çok hızlı, 3 günlük bir süre içerisinde bu okullara kayıt olmak söz konusu olacak. Okullar taban puan açıklayacak. Öğrenciler buna göre gidip kayıtlarını yaptıracaklar. Tabii bu okulların hepsinden birbirine geçiş var. Tamam. Yani bir yere kayıt oldum artık ben burada kalmak zorundayım gibi bir mecburiyet yok. Tamam. Son saniyeler. Hadi ailelere seslenin. Son bir paragrafta toplayalım şu anlattıklarımızı. Okul seçerken nelere dikkat etmeli? Uzun uzun anlattık ama toparlarsak ne söylersin? Evet, okul seçerken birincisi okulun çocuğa kazandırdığı değerler. İkincisi okulun temel felsefesi, insan yetiştirme felsefesi. Üçüncüsü de öğretmen ve yönetici kadrosu. Hı hı. Bunlar çok önemli. Diğerleri bunun arkasından gelir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Rica ederim. TÖDER Başkanı İbrahim Taşer bizimle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.